Ay Deniz'in ameliyatı nasıl geçiyor acaba? İyi düşün elim, iyi olsun. Lütfen olumsuz şeyler düşünme. Hem doktor Serdar Bey alanında uzman. Ameliyatı en iyi şekilde yapacak. Doğru söylüyor evladım. Döndü rahat ol azıcık. Ha, iyi düşün, iyi olsun. Babaanne siz de yoruldunuz. Yanımızda olduğunuz için sağ olun ama isterseniz beklemeyin artık. Olur mu öyle şey? Deniz senin kardeşin. Biz artık bir aileyiz. Birbirimize destek olacağız. Hadi Allah bismillah. Babaanne nereye? Ben gideyim aşağıya bir ineyim. Çay poğaça bir şey alayım. Biraz ferahlayalım, su alayım. Ya olur mu, ben alır gelirim, siz oturun lütfen. Yok evladım, ben ineyim. Ay olur mu öyle şey Saadet Hanım? Ben zaten bunu aldım biraz. Biraz da kafam dağılmış olur. Ben giderim. Siz anne kız oturun, muhabbet edin, ben alayım. Anne sen otur, ben alır gelirim hemen. Ay Leyla yeter canım. Ay bunu aldım diyorum. Aa, siz oturun Saadet Hanım da. Tamam evladım, hadi çıksın. Tamam. Leyla, o kolyeyi Mirza'ya ben vermiştim. Biliyorum. Kolum kırıldığında acımı dindirsin diye Mirza vermişti bana. Oo, ta o zamandan beri ha? Evet, ta o zamanlar Mirza gönlüme düştü. Sen merak etme. Bir gün sen de onun gönlüne düşeceksin. Böyle bir şey olmayacak babaanne. Boş yere ümitlenmek istemiyorum artık. Boş yere değil. Sen kendi değerinin farkında değilsin. Sesin evladım. Sizin için öyleyim ama Mirza için başının belasıyım. Hayır canım. Ben hiç öyle düşünmüyorum. Doktor bey ne oldu, Deniz nasıl? Gözünüz aydın. Ameliyat çok başarılı geçti. Çok şükür. Deniz şimdi ayılana kadar onu yoğun bakımda tutuyoruz. Merak etmeyin, her şey yolunda. Oh, Allah'ım sana çok şükür. Çok teşekkürler. Hadi bakalım, geçmiş olsun. Çok teşekkür ederiz doktor bey evladım. Birkaç gün daha burada kalırsınız. Sonra hastamızı eve göndeririz. Bol bol egzersiz yapması gerekecek. Fizik tedavi de başlaması lazım. Tamam, ne gerekiyorsa yaparız. Geldiğiniz için ne kadar minnettarım bilemezsiniz. Çok teşekkür ederim. Bana değil, eşiniz Mirza Bey'e teşekkür edin. Mirza'ya mı? Evet. Beni o sempozuma gitmekten Mirza Bey vazgeçirdi. Gerçekten mi? Nasıl? Uçağa binmek üzereydim. Eşiniz Mirza Bey havaalanına kadar gelmiş. Beni bu sempozyuma gitmekten o vazgeçirdi. Aynı sempozyumun Tokyo'da olduğunu da öğrenmiş. Tüm masrafları karşılayıp beni oraya gönderecekmiş. Sağ olsun. Anlaşılan eşiniz sizin üzülmenize dayanamıyor. Tekrar geçmiş olsun. Duydun mu küçük hanım? Duydum. Mirza benim için havaalanına gitmiş. Demek ki sen Mirza için baş belası değilmişsin. Ay babaanne, bunlar hayal mi? Gerçek yavrum, gerçek. Sen bana güven. Ben sana demedim mi? Bir gün senin içindeki sevgiyi Mirza görecek diye. Bak görürsün. Sevgi de karşılıksız kalmayacak. Ay kıyamam, ne tatlı gülüyorsun sen. Ha? Ay Allah'ıma bin şükür, çocuğum iyileşecek. Anneciğim, ne olur ağlama artık. Bak Deniz kötü oluyor, ağlıyorsun, iyileşiyor, yine ağlıyorsun. Şimdi gülme zamanı. Doktorun söylediklerini anlattım sana. Bundan sonraki süreç çok önemliymiş. Fizik tedaviye başlayacak. Dikkat etmemiz lazım. Ederiz tabii kızım, tabii ki ederiz. Çok şükür yavrum iyileşecek. Bugünleri de atlattık ya. Atlattı ama bizim, özellikle de senin yapmamız gereken çok şey var. Tamam tamam. Ne gerekiyorsa yaparız. Yalnız bu doktor nasıl oldu da geldi? Benim hala aklım almıyor. Anne, hani Kezban bir ara ortadan kaybolmuştu ya. O ara Mirza'nın yanına gitmiş. Bu işi çözse ancak Mirza çözer diye düşünmüş. Doktorun ameliyatı ertelediğini anlatmış. Damadın mı? Evet. Mirza Serdar Bey'i ikna edebilmek için havaalanına gitmiş. Allah razı olsun. Allah ne muradı varsa versin. İşte benim damadım. Benim damadımın elinden böyle hiçbir şey kurtulamaz. Hastamız kendine gelmek üzere. İçeri geçebilirsiniz. Ablacığım. Yavrum.
Bacaklarımı hissetmiyorum. Yerinde duruyorlar değil mi? Duruyorlar tabii. Her şey yolunda. Çok iyisin. Ameliyatın harika geçmiş. Mezuniyet balosunda dans edebileceğim. Evet, edeceksin tabii. Hadi biraz dinlen sen. Dinlen yavrum, dinlen bir tanem benim. Sonra seninle iyileşince böyle karşılıklı göbek atacağız ha. Yarasın, afiyet olsun kuzuma. Mirza'yla konuştun mu? Yok, açmıyor. Allah Allah. Toplantısı da bitti aslında ama anlaşmayı imzalamışlar. Sessizde kalmıştır o telefon. Ve onun nerede olduğunu biliyorum. Nerede olduğunu biliyor musun? Evet, sanırım biliyorum. Benim hemen gitmem lazım. Nereye gidiyorsun evladım? Mirza'ya teşekkür etmeye. Saadet babaanne, annemle kardeşim size emanet. Ben hemen geleceğim. Ablacığım, ben hemen geliyorum, tamam mı? Bir işim var. Tamam ablacığım. Değil kız. Aa, nereye gidiyor böyle heyecanlı? İnsan heyecanla nereye gider evladım? Sevdiğinin yanına. Mirza'ya gidiyor. Allah'ım benim karşıma da Mirza abi gibi birini çıkar. Amin, amin. İnşallah yavrum, inşallah. İnşallah minik kuşum. Anlaşma yaptım baba. Senin kaleminle. Sen her zaman yanımdasın. Sen merak etme. Emanetine iyi bakıyorum. Leyla. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Doktor geldi. Senin sayende. Leyla dur. Ay. Çok affedersiniz Devran baba. Ben kendimi tutamadım bir an. Çok özür dilerim. Ama bugün yaptığın şey benim için çok değerliydi. Çok teşekkürler. Önemli değil. Deniz iyi olsun da. İyi, çok iyi. Sevindim. Senin sayende. Sen benim burada olduğumu nereden öğrendin? Bugün babanın doğum günü.
Leyla, sen bunları nereden biliyorsun? Şey, çekmeceleri düzeltirken babanın saatini görmüştüm. Siz almışsınız herhalde. Üzerinde tarih vardı. Sen de bu tarihi aklına tuttun öyle mi? Evet. Sen bana bazen kızıyorsun ama insan birine gerçekten değer verdiği zaman onunla ilgili her şeyi bilir, öğrenir. Onunla ilgili hiçbir şeyi unutmaz. Hay Allah. Yaban otlar bitmiş. Devran baba. Siz beni hatırlamazsınız ama ben sizi çok iyi hatırlıyorum. Babam sizin çiftlikte çalışırdı. O çiftlikte büyüdüm ben. Sizin çok güzel çizmeleriniz vardı. Ben onları boyardım. Siz de bana harçlık verirdiniz. Hatta bir keresinde beni kucağınıza alıp atla dolaştırmıştınız. Çok güzel anılarım oldu o çiftlikte. Şimdi gelininiz oldum. Siz beni tanımıyorsunuz ama ben size layık bir gelin olabilmek için çok çabalayacağım. Geldiniz abi. Çiğdem, mama karatesiyle bizim arazinin olduğu haritayı bir getirsene. Tabii efendim. Ne oldu Mirza Bey? Daha yeni iş bağladık. Ne geçiyor aklınızdan? Geri dönüşüm. Anlamadım. Geri dönüşüm işine gireceğiz İdris Bey. Kendi enerjimizi kendimiz üreteceğiz. Bence bu arazi en uygunu. Ne dersiniz İdris Bey? Haklısınız efendim. Buraya geri dönüşüm tesisi açacağız. Bizim tüm işimizi kolaylaştıracak. Maliyetimizi düşürür. Çiğdem, bununla ilgili gereken araştırmaları yap. Gereken makineler için teklif al. Şey... Ne? Mirza Bey. Çiğdem, dediğimi yap. Peki efendim. Bu araziyi almakla iyi yaptık. Ama yanındaki arazi de almamız lazım. İdris Bey. Buyurun efendim. Siz bununla ilgilenin. Uygun bir fiyat verin. Ne dersiniz efendim? Sabriye teyze, teşekkür ederim. Ne gerek vardı? Ay ne zahmeti kızım, adettendir. Denizciğim çok geçmiş olsun. Neler atlatmışsın öyle? Zor bir ameliyatmış. Vallahi geçti gitti Kadir abi. Sağ ol. Saadet Hanım siz nasılsınız? Sabriye Hanım çok iyiyim. Hamdolsun, teşekkür ederiz. Bu arada bak oğlum. Saadet Hanım bizim Leyla'nın kocasının babaannesi. Saadet Hanım oğlum Kadir askerden yeni geldi. Çok memnun oldum evladım. Maşallah pırıl pırıl bir genç. Çok memnun oldum. Ay bu arada iyi ki geldiniz Saadet Hanım. Valla döndüğümde babasının hastalanacağı tuttu. Hay Allah. Böyle geldim de üst üste geliyor işte. Öyle oldu ama ne yapalım? Atlatacağız hep beraber inşallah. Değil mi? Deniz iyi çok şükür. İyiyim iyiyim. Ameliyat da iyi geçti. Leyla'm da geldi. Leyla dur yardım edeyim. Gerek yok ben hallederim. Zahmet verdik be evladım. Ben almayayım ablacığım. Teşekkürler Leyla. Afiyet olsun. Babaanne, şu an çok yoğunum. Hiçbir yere gidemem. Daha sonra giderim. Şu an çok işim var. Kapatmam lazım.
Almak istediğiniz makinelerin fiyatı. Tamam Çiğdem, sağ ol. Babaanne, şu an çok yoğunum. Deniz'in ziyaretine şu an gidemem. Hem Yağız'ın nikahına da gidemeyelim. Ayıp oldu. Yandaki arsa sahibiyle konuştum. Makul bir fiyat alıyoruz efendim. Tamam. Hiç düşünmeden direkt al. Hemen. Sana demedim babaanne. Çok yoğunum. Babaanne, bak sen beni duymuyorsun ki. Sen beni dinlemiyorsun ki. Dinliyorum. Dinliyorum da sana güvenmiyorum. Herkes burada. Herkes geldi. Bir tek kızın ablasının kocası olarak sen yoksun burada. Ayıp. Ne yap yap gel. Bir kere her şeyi bir kenara bırak. Sana yakışmaz, sana. Tamam. Anladım, tamam. Oh. Ay misafirliğe gelmiş gibi olduk. Ne zahmet ettin Leyla'cığım. Olur mu canım öyle şey? Afiyet olsun. Ablacığım, sen onu oradan al istersen. Bu ne? Bir şey değil, alayım ben onu. Ya aşk olsun Leyla, kaç yıllık komşunum yani. Benden de mi saklıyorsun? Yok canım, olur mu öyle şey? Sabriye Hanım, o elinizde tuttuğunuz şey benim Leyla'ya hediyem. Utandırmayın kızı, zorlamayın isterseniz ha? Evet anneciğim, bırak istersen. Hediye dediniz, iyice merak ettim şimdi. Ayol, zarfın içinde ne olabilir hediye? Anne, zorlama istersen ha. Ayol, ben bu kızın manevi annesi sayılırım. Gülme kız. Döndü burada, yoksa ben varım. Ama bunun içinde de ne olduğunu öğrenmeden bırakma. Kız istemiyor dedik. Ayol, utanacak, sıkılacak ne var? Yani ben şunun şuncacık halini bilirim. Bana göstermeyecek de kime gösterecek? Sabriye Hanım, zorla mı bakacaksınız içine? Evet anne. Ne inat ettin ama, bırak şunu. Tamam Sabriye teyze, bak. Ama lütfen aşırı tepki verme. Utandırma beni. Ne? Oha! Tabu bu. Kaç dönüm arazi. Kız senin mi bu, inanmıyorum. Anne, yavaş istersen ha. Oğlum ne yavaşı ne yavaşı. Koca arazi Leyla'nın olmuş. Maşallah. Saadet Hanım, siz de kesenin ağzını açmışsınız. Vallahi ne büyük hediye bu. Sabriye Hanım, Leyla her şeyin en iyisine, en güzeline layıktır. Teşekkür ederim babaanne. Ne demek? Biz her zaman senin yanındayız. Yalnız Leyla, yorgun gözüküyorsun evladım. Boşluk bulunca aralarda biraz dinlen, tamam mı? Tamam, hiç merak etmeyin. Mirza'yla da konuştum, geleceğim dedi. Tamam, yani önemli değil, gelmesine gerek yok. Ay kıyamam, benim iyi huylu, anlayışlı çocuğum. Bana bak, burası hastane. Bin türlü ihtiyaç olur. Eğer bir şey olursa hemen babaanne. Ha? Çok teşekkür ederim. Bir şey olursa ilk arayacağım insan sizsiniz zaten. İyi bak kendine. Ay Kadir, sen miydin? Kusura bakma, görmedim, pardon. Önemli değil, ben de seni merak ettim. Annem sağ olsun fırsat vermedi ki. Nasılsın Leyla? İyiyim, sağ ol. Koşturuyoruz işte. Yorulduk birkaç gündür. Haklısın tabii, bu işler kolay değil. Enişte Bey buralarda değil herhalde, göremedim. Yok, o biraz yoğun bu aralar. Gelemedi. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Evlenmene çok şaşırdım. Evet, biraz ani oldu. Ay görüyor musun, Leyla'ya koca araziyi vermiş. Vallahi şaştım kaldım. Sabri ablacığım, ablamın yüreği, güzelliği. Oh, daha kaç arazi eder? Ablam bir tane ama Mirza eniştem de farklı değil. Sağ olsun benim için neler yaptı. Hakkını ödeyemem valla. Ah,
Ay, abim arıyor. Açsana kız. Açamam, ne diyeceğim? Ablamın evlendiğini bilmiyor, benim ameliyat olduğumu bilmiyor. Parayı nereden buldunuz diye soracak şimdi. Ay ama çocuk askerden arıyor. Bak telaşlana, bir geçiştiriverirsin. Abicim. Yok abicim, evde değilim. Arkadaşlarımlayım ben. Annem mi? Yok, duymamıştır o da. Her zamanki gibi sessizde kalmıştır telefonu. Ablam şey çalışıyor işte. Ha? Ya abi sen bizi boş ver de sen neler yapıyorsun anlat. Ay nasıl özlemişim seni. Ne yalan söyleyeyim, benim için de biraz ani oldu Leyla. Hatta evlenmene üzüldüm. Üzüldün mü? Neden? Benden 10 gömlek üstün biriyle evlenmişsin. Hakkındır tabii. Allah var. Çok güzel bir kızsın. Ama askerdeyken ben senin hayalini kurdum hep Leyla. Askerden dönünce Çetin abim de geldiğinde seni ondan isteyecektim. Yok artık Kadir. Şaka yapıyorsun değil mi? Niye şaşırdın Leyla? Şaka falan değil. Kadir, sen benim çok yakın arkadaşımsın. Biz çocukluktan beri arkadaşız. Senin için öyle olabilir Leyla ama benim için öyle değil. Seni arkadaş olarak değil de küçüklüğümüzden beri hep evleneceğim kız olarak gördüm. Vallahi Mirza erken davranmış, yoksa ben seninle evlenecektim. Mirza! Ne yapacaktın? Benim kötü bir niyetim yoktu gerçekten. Mirza dur, yapma! Sen benim kurumla ne biçim konuşuyorsun? Ay, bu seslerle Sabi abla. Kavga mı var acaba? Mirza dur! Ya ne oluyor oğlum? Bırak! Anlaşılan sana kimse terbiye vermiyor. Oğlum! Başkasının karısıyla nasıl konuşacağını sana öğretmemiş. Bırak oğlum! Ne yaptın sen? Ne yaptın sen? Gözlerimin içine bak. Bırak oğlumu ya, bırak. Gözlerimin içine bak. Bizler lütfen öldürecek. Leyla ile evlenmeseydi ne yapacaktın? Söyle. Ne yapacaktın? Ben sizin evlendiğinizi bilmiyordum. Bana yalan söyleme lan. Mirza seni almasaydı ben alacaktım, ne demek lan oğlum? Ha? Mirza tamam bırak lütfen ya. Sen? Gel böyle. Yeter be. Bırak oğlumu. Öldüreceğim ve boğacağım bu çocuğu. Ay. Seven adam kıskanır tabii. Aferin benim enişteme. Leyla bir şey desene, biz komşuyuz ya. Mirza tamam. Komşu mu? Oğlum. Karıma göz dikmiş. Ben gerçekten özür dilerim. Yanlış anladınız. Leyla benim kardeşimdir. Bu saatten sonra aramızda bir şey olamaz. Özür dilerim. Mirza tamam bak yeter, özür diledi lütfen. Oğlum, annem. Damat bey çok ayıp ettin. Ne yaptı bu çocuk sana? Doğru düzgün konuşmayı öğrenecek. Yoksa çok dayak yer bu. Yürü oğlum yürü. Hasta ziyaretine geldik, hastanelik olduk. Yürü. Leyla özür dilerim, affet. Ne özrü be, yeter. Onlar özür dilesin. Yürü! Ya Mirza bak sen yanlış anladın. Neyi yanlış anladım Leyla? Ha? Neyi? Ya Kadir neden böyle yaptı anlamadım. Sabriye teyze desen boş boş konuştu. O zaman doğru konuşmayı öğrenecek hepsi. Benimle gel. Ablacığım biz hemen geliyoruz tamam mı? Mirza abinle bir işimiz var. Tamam ablacığım, hiç önemli değil. O adamın seninle böyle konuşmasına nasıl izin verirsin Leyla? Sen artık evli barklı bir kadınsın. Mirza, ben gerçekten özür dilerim. Kadir benim çok eski arkadaşım. Ona asla o gözle bakmadım. Ya benim kalbim yıllardır senin için çarpıyor. Kimseyi görecek halim yoktu zaten. Sen görmüyor olabilirsin. Adam seninle ilgili gelecek planları kurmuş diyorum ya. Ya biz sadece arkadaşlık, yemin ederim. Bak Leyla. Gerçekten çok safsın. Artık daha dikkat etmen gerekiyor. Benim onurumu da, gururumu da kimse ezemez. Karımla da kimse bu şekilde konuşamaz. Sen de izin vermeyeceksin. Bir daha bu tarz insanlarla muhatap olmayacaksın. Duydun mu? Haklısın. Bir daha olmayacak. Mirza,
Çok özür dilerim. Biliyorum ağlayan kadına tahammülün yok ama ben tutamıyorum kendimi. Yemin ederim ben onu ümit vermedim. Ben bir şey yapmadım. Tamam Leyla. Ağlama. Umarım dediklerimi anlamışsındır. Ha, sen Leyla Ateş olursun. Bundan sonra böyle davranacaksın. Evet anne. Mirza ile evlenmeseydin seni ben alacaktım dedi. Tam o sırada Mirza geldi, duydu, kıyamet koptu. Ya benim bir suçum yok dedim ama dinlemedi bile. Bir yandan da haklı tabii, gururu incindi. Ay anne ne kıskançtı. Mirza beni neden kıskansın? Bana kızdı işte. Anne, beni sen öyle görüyorsun. Mirza beni kıskanmaz. O benden çok çok daha iyilerine layık. Benimle ne işi var inan ben de bilmiyorum. Mirza abi, ablam nerede? Bahçede, hava alıyor. Mirza biliyorum çok sinirlendin. Ama inan ablamın hiçbir suçu yok. O Kadir abi asla gözle bakmadı. Deniz, seninle bu konuları konuşmak istemiyorum. Peki. Kusura bakma, işlerden dolayı geç geldim biraz. Hiç önemli değil, gelmene bile gerek yoktu. Sen benim için... Sen iyi misin? İyiyim ama lütfen sözümü kesme. Bunları söylemem lazım. Mirza abi çok teşekkür ederim. Benim için yaptığın şey çok önemliydi. Deniz'cim, lafı bile olmaz. Sen de benim kardeşimsin. Bu arada doktorunla konuştum. Her şey yolundaymış. Sayende her şey yolunda. Abartma canım. Ne yaptık ki? Yo, öyle geçiştirmene izin veremem. Sen benim hayallerimi gerçekleştirdin. Neyse, ben yavaştan gideyim. Hasta ziyareti kısa olurmuş. Sen dinlen. Bir şey olursa biliyorsun. Sağ ol Mirza abi. Mirza abi. Ne oldu Deniz? Bir şey mi oldu? Bir şey söylemem lazım. Tamam anne. Birden içim boşaldı işte. Geçti. Seninle konuşunca rahatladım. Dedem iyi değil mi? Sen bizi merak etme, biz de iyiyiz. Efendim? Anne, ya sen öyle düşünüyorsun ama öyle değil. Vallahi iyiyim ben. Hadi kapattım, sonra konuşuruz. Sevdiğinden, kıskandığından değil. Kendi haysiyeti sarsıldığı için böyle davrandı. Ablam seni çok seviyor. Ama ben onun sevgisini karşılıksız sanıyordum. Ve bu duruma çok üzülüyordum. Ama bugün bizim için yaptığın şey o kadar önemliydi ki. Benim için doktor havalığından geri çevirdin. Ablamı Kadir abiden kıskandın. Artık üzülmeme gerek yok. Çünkü bugün emin oldum. Sen de ablamı seviyorsun. Yoksa bunları yapmazdım. Erkekler duygularını pek belli edemezler. Ama sen bunları yaparak duygularını göstermiş oldun. Artık içim çok rahat. Benim ablam bir melektir. Ve layık olduğu sevgiyi sen de buldun. Sen de onu çok seviyorsun. Deniz, yorma kendini. Geçmiş olsun. Thank you.
Benim ablam bir melektir. Ve layık olduğu sevgiyi sen de buldun. Sen de onu çok seviyorsun.